Günaydın. Sabah 5.30. 5.30 itibariyle yola çıktım. Şarköy'e varmayı planlıyorum. Çorlu'ya doğru devam ediyorum. Hava serin, güzel. Terlemeden yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Bakalım. Geçecek bir yerimiz yok. Evet arkadaşlar. Yolculuk devam ediyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Çorlu'yu geçtim. Tekirdağ'a doğru devam ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hafif midemde biraz sanki bulantı var gibi ama sabah mahmurluğu herhalde. Onu da atarım diye düşünüyorum. Sabah bir şey yemedim. Küçük bir sandviç yedim. Öyle devam ediyorum. Sadece su içtim. Tekirdağ'a girince bir şeyler yemeyi planlıyorum. Size şu güzelliği göstereyim. Çiçeklerinin yanından muhteşem bir manzarada devam ediyoruz. Evet, ne kadar oldu? 3 saattir yoldayım. 2,5 saatte sürmüşüm. Tekirdağ'a geldim. Şimdi Tekirdağ'da benzinle gittim, tuvalete gittim. Hava çok sıcak değil. Yani yağacak mı yağmayacak mı o da belli değil. Bir lavaboya gittim, geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Ya iyiyim ama yani biraz açım gibi. Soda içmem lazım ama sabah daha çok erken midemi bozar diye soda da içmiyorum. O yüzden devam ediyorum. Şu an 57 kilometre gelmişim. Hava çok enteresan ya. Yani yağacak gibi yağmayacak gibi anlamadım yani. Yağarsa da uçmak dere gibi oralarda yakalanırsam çok kötü olur. Yağacaksa bile en azından böyle korunaklı bir yerde yağarsa bir yere sığınırım. Bakalım. Uçmak derinin girişine kadar gideceğim. Orada bir kahvaltı yapacağım. Sonra da tırmanışa geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Soda zamanı. Her fırsatı değerlendiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Uçmak deredeyim. İnanılmaz yokuş var, bilen biliyor zaten. Şu yokuşa baksanıza ya. Ya şu çıkılım Allah aşkına ya. Çıkıyoruz işte. Aslında ben uçmak dere konusunda daha önceden gelmiştim uçmak dereye. Şöyle gelmiştim. 2019 mu 2020'de. Bir tane şey vardı. Merhabalar. Bir tane yarışma vardı. Bir kere yapıldı zaten. Onda da patates olmuştuk. Şimdi bugün bu kadar yükle, bu kadar antrenmansız çıkıyor olmak bile benim için gerçekten çok büyük bir gelişme yani. Bayram, yaz, hava güzel. Yolda fellik fellik hiç durmuyor vallahi. Sürekli hareket ediyor. İnşallah başımıza bir şey gelmeden yolu bitiririz. Ben Barbaros'a gelince bir tane börekle yedim, bir de çay içtim de. O ağır geldi ya. Vallahi siz yapmayın böyle bir şey. Pişman oldum ama yapacak bir şey yok.
Şimdi tekrar biraz soluklanayım. Ondan sonra tekrar yokuşlara çıkmaya devam edeceğiz. Hadi ben yine haber veririm. Uçmakları gerçekten çok güzel bir yer. Evet, Gelibolu seferi başlasın. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün denize gidecektik ama gitmedim ya. Şimdi geldim, yiyecek bir şey de yok. Çayı içmeden de güne başlamak istemiyorum. Şarköy'deyim, giyindim, toparlandım. Şimdi yavaş yavaş yola çıkacağım. Ama size bununla ilgili bir şey anlatayım arkadaşlar. Ne kadar çok dağıtırsanız ev bir yere gidince o kadar zor toplanıyorsunuz. Bence dağıtmayın kendinizi. Yani ben buraya varmanın şeyle her şeyi darmadağın etmişim ve alt tarafa koyduğum bir tane süngerim vardı. Onu kaybetmişim. Bu hiç iyi olmadı. Ya bu da demek ki bir yere gittiğiniz zaman dağıtmayacaksınız kendinizi ya. Neye ihtiyacınız varsa onu alacaksınız. Ben bir de şimdi çanta dizmeyi de çok iyi bilmiyorum. Kıyafet çantasını falan daha düzgün dizmek lazım. Ki ona göre en çok ihtiyaç olanı en sona, en az ihtiyaç olanı en arkaya koymak lazım. Aslında düzgün planladım ama dün abi her şeyi dağıtmışım ya. Ya sabah var ya, belki bir saatten fazla toparlanmaya çalışıyorum. Bu da bana ders olsun yani. Şimdi Gelibolu'ya gideceğim. Gelibolu buradan 54 kilometre. Ama işte Kavak diye bir yer var. Kavak'a varmam gerekiyor. Kavak'a giderken de buradan işte hastanenin oradaki yokuş, orman çiftliğinin oradaki yokuş. Çok ciddi 2-3 tane yokuş var. Gün nasıl bitecek bilmiyorum ama ben en çok endişelendiren ya ben gidince nerede kalacağım? Kalacak yer yok. Artık oraya gidince bakacağız. Ben şu kahvaltımı yapayım. Yolda görüşürüz. Şu dizimin şu bölümünde inanılmaz bir ağrı var. Sol dizim. Sol arkada şurada dağlar var sanki. Ya beni öldürüyor ya. Dünden beri kale ayarlamaya çalışıyorum. Geriye aldım, sağa aldım. Ama çok kötü, çok ağrıyor. Yani inşallah bana turu bıraktırmaz ya. Çok canım sıkılıyor. Koca yokuşu bitirdim. Ama ya çok ağrım var. Allah'ım umarım tura mal olmaz bu. Buraya geldim, bir tane armut ağacı var şimdi. Bir iki tane göz hakkı yiyeceğim, devam edeceğim. Gelibolu'da şey yapacağım, eczaneden kas gevşetici gibi bir şey almaya çalışacağım. Bakalım, edebildiğim kadar idare etmek istiyorum. Sonuçta her gün tura çıkmıyorum. Yani burada heba olmasını istemiyorum. Manzara güzel. Deniz. Yok. Zaten Çanakkale deyince insanların tüyleri diken diken oluyor. Yani Çanakkale'ye gelip de etkilenmemek mümkün değil ya. Sanki bir şekilde burada ayrı bir şey de hissediyor. Benim için de önemli ve güzel bir yer. Umarım istediğim gibi geçer yol. Küçük bir mola verdim. Bu sıcakta bugün öğlen çıktığım için yani dengeyi korumak çok önemli.
Bolayır'ı geçtim. Bolayır'ı geçtim. Devam ediyorum. Bir soda ayran yaptım. Vücudumdaki elektrolit dengesini korumak için. Şu an Çin'e gidiyor tur. Bir sıkıntı yok. Yani dedim ki sadece sol bacağım ağrıyor. Ona da yapacak bir şey yok. Çanakkale yani Gelibolu'ya ve merkeze kadar bir şekilde idare edeceğiz. Lapseki'den feribotla geçtim karşıya. Feribotla biraz dinlendim. Hatta bildiğin uzandım ya. Biraz utandım ama olsun. Yapacak bir şey yok. Uzandım, dinlendim. Ama çok da bırakmadım ki vücut salmasın kendini. Bir çay içtim, bir kek yedim. Şimdi karşıya geçtim. Çanakkale merkeze kadar bir 30 kilometre yolum var. 30 kilometre böyle. Pıtı pıtı devam edeceğiz. Hava da güzel. Sıcaklık da çok yok. Yani her şey yolunda gözüküyor. Köprü muhteşem görünüyor tabii ki her zaman. Ama biz köprüden geçemiyoruz. İzin vermiyorlar. Niye bu taraftan geldim? Diğer yol daha tehlikeli diyorlar ya. Yani hem gidiş gelişli daha virajlı. Bu yol daha geniş, daha rahat. O yüzden bu yoldan geldim. Bu seferlik böyle olsun. Evet, yerimiz güzel. Gölgelerden dinleniyorum. Lapseki'den çıkalı. Sanki böyle bir açlık vurdu gibi ya. Aslında Lapseki'de yiyecektim ama bir kek bir çay yedim yetti gibi ama şimdi yolda yanımda çikolatam da var. Ama bilemiyorum sanki bir açlık vurdu gibi. Merkeze kadar idare edeceğiz bakalım. Şu an her şey yolunda. Ayağımı da toparladı biraz biliyor musunuz? Yani şeytan kulağına koşuyor. O zaman yani yolunda gidiyor yani ağrım biraz azaldı ama bakalım daha uzun yol var. Merkezde kalmayı düşünüyorum. Bir taraftan da Assos'a kadar sürüp yani gidip Assos'ta bütün gün denizin kenarında uyumayı düşünüyorum. Bakalım karar vereceğiz. 3. günden herkese günaydın. Oteldeyim. Günü tamamlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu günü başlatmaya çalışıyorum. Odam biraz dağınık, kusura bakmayın. Bisikleti şöyle aldım işte, çantayı boşalttım. Tu kıyafetlerimi sırt çantama, pardon, kuyruk çantasına koyuyorum. O da böyle güzel, şirin, küçük bir oda yani. Günaydın arkadaşlar. Üçüncü günden hepinize merhaba. Bugün yani daha doğrusu bu sabah sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Benim gibi amatör olarak bisiklet kullanan, işte yarışmalara gitmeyenlere ya da işte hayatını bisikletten kazanmayanlara amatör deniyor biliyorsunuz. Ben hayatımı başka bir alanda zaten kazanıyorum. Bisiklet de benim için çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir hobi. Yani bir şekilde bisikletten hiçbir zaman vazgeçmedim, geçemiyorum. Çocukken bile düşünün yani hayatımız ne kadar... hayal dünyamız daha doğrusu ne kadar küçük. Yani bir bisikletimizin olması hayat boyunca temel hedeflerimizden bir tanesiydi. Bu bir yandan insanın hayatta gelmek istediği yeri açısından hayallerin ne kadar küçük olduğunu işaret ederken
Bir yandan da insanın bir hayalinin olması, çocukken kendisini motive eden şeyin yetişkinken dahi hala motive ediyor olabilmesi, hayatı daha iyi yaşayabilmek, yani daha anlamlı yaşayabilmek adına bir taraftan olumlu bir taraftan olumsuz bir anlamı olan bir durum. Ama ben bugün bundan ziyade bu üç günümüzde neler yaptık, neler yapmadık, nerelerde zorlandık, nerelerde hata yaptık ya da hangi konular daha bizim için iyiydi, onları birazcık sizinle sohbet ederek değerlendirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Tekirdağ Çerkezköy'den başladık. İlk gün uçmak tereyle beraber 130 kilometre yaklaşık bir bisiklet sürdük. Dün ise 99.14 kilometre, yani bir 100 kilometre de dün sürdük. Toplamda 2000-2100 de kazanım elde ettik, yani yükseklik kazanımı. Bisikletimi tur bittikten sonra değerlendireceğim. Yani işte çantaları, düzenini, ayarlamaları, neyi nasıl yaptım, neyi nerede zorlandım, hangi konularda daha rahat geçti. Bunları bisikleti tur bittikten sonra güzel bir video çekeceğim. Öncesinde aslında çekmek istiyordum ama hem ilk deneyim olması, hem o gün hazırlanmakla ilgili zaman geçme, hem de daha önce deneyimim olmadığı için önce gidelim, tura gidelim, ondan sonra onları değerlendirelim, olumlu ya da olumsuz yaptıklarımı bir arada olsun diye tur sonrasına bıraktım. Yani bisikletin komponenti incelemesini, çanta incelemelerini, onu ayrıca size anlatacağım. Şimdi bugün bu üçüncü güne geldiğimizde bugün Asus'a gitmeyi planlıyorum. Dün buraya gelirken kalmayla ilgili önce şunu söyleyeyim. Ben şu an için Şarköy'de iyi kötü kalacağım yer belliydi. Burada da, yani bu otelde daha önce kaldığım için burası da belli gibiydi ama yani tabii yer olmasa başka bir yer olacak. Ama Asos'ta hiç belli değil. Ya bir de bayram, yoğunluk, bir de şimdi öğlen gibi çıkacağım. Oraya varmam akşamı bulacak. Nerede kalacağım, nerede yatacağım, ne yapacağım, ne yiyeceğim hiç bilmiyorum. Benim gibi ben esas mesleğim öğretmenlik. Şu anda okul müdürlüğü yapıyorum. Ve hayatım tamamını planlama üzerine yaşayan biriyim. Yani plan olmadığı zaman ben kendimi kötü hissedenlerdenim. Yani kendimi güvende hissetmeyenlerdenim. Plan yapma duygusu benim için önemli duygu. Ama bu turda tam tersine plan yapmamak üzerine sürekli bir planlama yapıyorum. Belki bu da bir planlamadır bilmiyorum ama. Ya plan yaptığım zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi mesela diyelim ki ben saat 6'da işte Çanakkale'de olmam lazım deseydim. Kafam gittiğim yolda değil de sürekli varacağım yerle ilgili ilgileniyor. Ya bu da ne yapıyor? O süreçten zevk almamı engelliyor. Ya ben de aslında onu istemiyorum. Ya ben zaten hayatım boyunca sürekli sonuçta ne olacak, ne olacak deyip duruyorum ve o arada geçen, hayatımdan geçen, zamanımdan geçen, ki 40'lı yaşlarıma geldim, zamanımdan geçen hiçbir şeyin müsait tadını alamıyorum. O yüzden ben de plan yapmıyorum. Yani şimdi ben büyük ihtimalle akşam gibi Asus'a varacağım. Buradan 75 kilometre civarı gösteriyor. Ya bakalım, evet kalacak bir yer buluruz yani. Buraya geldiğimde de hani en kötü diyordum sağda solda yatarım ama gece gerçekten insan yorgun oluyor. Bir duş almaya, rahatlamaya, iyi hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Yani bir yerde kalmak lazım. Evet ben hani çadırım yok, uyku tulumum yok vesaire. Sokakta kalmak da istemiyorum yani hani. Allah yardım etsin, evsizler biliyorsun sokakta yatıyorum ama yani bir evsiz gibi sokakta elimde bisikletimle garip bir duruma düşmek istemiyorum. Yani o yüzden tek endişem bayram olmasa. Hani bayram olmasa yine kalacak yer mutlaka vardır. Sadece işte en kötü seçenek şu olabilir. Belki orada çadır kampları var. En kötü belki konforsuz da olsa bu akşamı çadırda geçirebilirim. Onu artık oraya gidince varacağız. Şimdi saat 12'de odayı terk etmem lazım. 12'ye kadar ya Allah dinleneceğim yani. Sabah erken çıkmam belki gerekiyor ama Asus'a yani erken çıkmam için saat 5'te 6'da kalkmış olmam lazım. Fakat ben biraz uyumak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Odayı da 12'de boşaltma zorunluluğum var. Saat 11'e kadar yatacağım. 11'den sonra toparlanacağım. Tüm çantaları yine dağıttık. Toparlanacağım, ondan sonra çıkacağım. Bu üç günün özeti, insan sevdiği bir şeyi yapınca gerçekten mutlu oluyor. Yani şu an benim şu üç günde ne siyaset, ne futbol, ne işte ekonomik kriz, ne gündem, ne kötülükler, yani evet bunların farkında olmadan yaşamak zor ama ya en azından üç gün boyunca bunları düşünmeden yaşam o kadar zevkli ki hepinize tavsiye ederim. Umarım siz de sevdiğiniz şeyleri yaparken mutlu olursunuz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar.
Çanakkale'den çıkıyorum, odayı boşalttım otelden, 12'de ayrıldım. Hava sıcak. Önümüzde şöyle yollar var. Ayvacı, Gezine, o tarafa doğru gidiyoruz. Sıcak olduğu için sık sık mola vereceğim. Kendimi yormadan ya da az yorarak devam edeceğim. Akşam iyiydi sol bacağım. Toparlamış gibiydi. Şimdi tekrar sürüşe başlayınca hafif bir ağrı var ama her şey yolunda gidiyor şu an. Dediğim gibi şu an için her şey yolunda gözüküyor. Şehirden çıkıyoruz, ilçeden, daha doğrusu merkezden. Tabelalar bize yol gösterecek. Görüşürüz. Ezine'ye 16 kilometre kaldım. Son bir ceviz sütüm vardı bir parça. Böyle bir parça, onu yedim. Ezine'ye doğru gidiyorum. Şimdi öğlen çıktığım için hava sıcak ya, daha sık mola veriyorum. Yani hem kafama güneş geçmesin, hem vücudumda bir susuzluk sorunu yaşamayayım. Hem de tadını çıkarmaya çalışıyorum. Böyle güzel bir olu bir ağacın altında dinlendim. Çok keyifliydi. Birazcık serinledim. Aa, güzel bir şey be. Şimdi işte tekrar yola gidiyorum. Bir 16 kilometre var. Ezine'ye gidince bir şeyler yiyeceğim. Ya bir tost ayran, tost kola gibi bir şeyler olabilir. Ayvacık'ta öğretmen evi varmış. Yani aradım ama bir türlü ulaşamadım. Yani öğretmen evleri çok iyi değildir ama işte bu gece yatacak. Böyle 150-200 liraya, belki 250 liraya. Yani 200 lira falan olsa kalırım eğer. Yoksa otel 300-350 lira olsa otelde kalırım. Hiç oraya izin çekmem ama. Bir bakacağım bakalım ya. Bir Ayvacık'a gidelim de. Önce bir Ezine'ye gidelim, bir yemek yiyelim. Yani yemek dediğim tost mos bir şey yiyelim. Sonra da Ayvacık'a doğru, orada yine ararız, belki telefon açarız. Evet, bu şekilde oturuyoruz. Sıcaktan yan yattık. Of, Ezine'de bir tost yedim ya. Ne zaman video çeksem esmiyorum ya. Ezine'de bir tost yedim. Bir ayran, bir kola, bir çay. Fakat tostta salça falan vardı, karışık yedim, canım çekti. O da iyi gelmedi herhalde, yolda biraz beni rahatsız etti. Ezine'den sonra da petrol yok bu Ayvacık'a kadar. Arada sadece hemen Ezine'nin çıkışında var ama zaten yeni kalkmıştım Ezine'den. Orada oturmadım. Ben de işte hemen oradaki şeye de benzinliğe girmedim. Ama onun dışında da Ayvacık'a kadar hiç benzinlik yok 20 kilometre boyunca. Karnım şişti. Su yok. Suyum çok az var, o da sıcak. Sodaya ihtiyacım var açıkçası. Son bir 4 kilometre kaldı, onu da süreyim. Ayvacık öğretmen evinde kalırım diyordum ama öğretmen evinde yer yokmuş. Zaten öğretmen evinde biz öğretmenlere hiçbir zaman yeri olmaz yani. Bakalım, Mert Altınoluk'taymış, o aradı. Belki Mert'in yanına giderim. Ya da Ayvacık'ta kalacak bir yer bulursam, aslında Ayvacık'ta kalmak istiyorum. Yarın Kadıga Koyun'a gitmek için ama bilmiyorum şimdi. Biraz daha kalkacağım. Herkese merhaba. Bugün iğrenç bir gün. Bisikletim sabahleyin ön lastiği patladı. Yani aradım bir şey yok. Neyse, ondan sonra bir yerde söktüm lastiği. Sibomun kenarından kaçırıyormuş. Biliyorsun, sibomun kenarından kaçırdığı zaman da iptal edemiyoruz yani. Neyse. Onu yaptık. Lastiği taktım, çıkardım. Bir daha uyumadı. Bir daha taktım. Bir daha çıkardım. Ondan sonra bu yöne yüz sürmeye başladım. Lastik zıplıyor. Şimdi geldim bir benzinliğe. Benzinlikten de havası bozuk.
lazım. Allah'tan bir tane abiden arabasına kompresör varmış o. Sağ olsun yaptı, yardım etti. Tekrar lastiği şişirdik ama lastik yine zıplıyor. Ön teker, ön jant gitmiş. Bir de inanılmaz bir rüzgar var. Tepeye çıkamıyorum. Mahvoldum. Benzinlik de yok. Onun karşısına geçtim benzinlik için. Oturdum şimdi, bir kola içiyorum. Toplasam 5-6 kilometre gelmedim yani. Altınullah'a gideceğim. Bu akşam için bilet aldım. 19.45'te Altınoluk'tan Çorlu'ya gideceğim. Önce benim çok moralim bozdu ya. Neyse, hadi görüşürüz.